Herkese merhaba, 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 merhaba. Tane Asiköbesi'ne hoş geldiniz. Şık 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 şık. Bugünkü videoda size aslında ben bu konuyu size niye anlatmadım dediğim bir konuyu anlatacağım. Kimi anlatacağım? Özellikle bir şahsiyeti anlatmak istiyorum. Kim? Videonun başlığında olduğu gibi Hürrem Sultan. Ki çoğumuzun hayatına Hürrem Sultan Muhteşem Yüzyıl'a girdi maalesef ki. Ancak Hürrem Sultan sadece Muhteşem Yüzyıl değil, daha önce dönemin kaynaklarında, dönemin seyyahlarında, dönemin Avrupa'sında, dönemin her yerinde çok merak edilen bir kadındı. Osmanlı İmparatorluğunu dönüştüren bir kadındı. Peki neden insanlar bu kadar Hürrem Sultan'ı merak ettiler? Hürrem Sultan nasıl Osmanlı'yı dönüştürdü? Gelin bu videoda size Hürrem Sultan'ın hayat hikayesini anlatalım. Osmanlı'daki en önemli dönüşümlerden birini yaşatan kişi olan Hürrem Sultan, biliyorsunuz ki malum Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi, Muhteşem Yüzyıl'dan da hatırlıyoruz kendisini. Çok değişik adları var. Hani nereli olduğu da çok tartışma konusu. İşte Polonyalıdır diyen var, işte Ukraynalı diyen var. Ondan sonra Rus kökenli olduğunu söyleyenler var ama genel kabule göre Hürrem Sultan ki adı Rutenyalı kız anlamına gelen Roxalena olarak adlandırılıyor. İşte Rutenya dediğimiz bölgede o dönemde Polonya Krallığı, Lech Krallığı'na bağlı ve Ukrayna'nın geniş bir kısmı. Yani bugünkü bir kısmı, yani çoğunluğu Ukrayna'ya kalan bir kısım. Burası bu kökenli olduğunu söylüyor ve çok tartışma konusu olmasına rağmen işte bir papazın kızı olduğu söyleniyor ama bu konuda da emin değiliz. Çünkü bunu söyleyen kaynaklar da Hürrem Sultan'la çok sonraki kaynaklar. Genelde işte Rus kökenli olduğu söyleniyor ama hala tartışma konusu ama genel olarak kabule göre Rutenyalı kendisi. Hürrem Sultan'ın Osmanlı'ya köle olarak ne zaman geldiği de tartışma konusu. Kimi kaynaklara göre Manisa Sarayı'nda da Şehzade Süleyman'ken Manisa Sarayı'nda kendisine sunulduğunu söyleniyor. Kimi kaynaklara göre ise 1520'de tahta çıktıktan 1-2 ay sonra kendisine sunulduğu söyleniyor Hürrem Sultan'ın. Tabii Hürrem Sultan saraya geldiğinde cari olarak saraya geldiği zaman hani öyle şıp diye saraya cari olarak giremiyorsunuz. Önce belli bir fiziksel muayeneden geçmeniz gerekiyor. Ardından yoğun bir eğitime başlıyorsunuz. İşte Türkçe eğitimi, dini bilgiler. Genelde Müslüman oluyorlar artık bu devirden sonra. Bu eğitimleri aldıktan sonra da eğer ki padişahın annesi sizi yeterli görüyorsa, beğeniyorsa sizi hükümdara, yani oğluna, padişaha sunuyor. Şimdi bu dönemde Hürrem Sultan'ın geldiği ve cari olarak girdiği saray Eski Saray. Eski Saray nerede? Bugünkü İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün olduğu komplekste. Ve bu Eski Saray, bir de Yeni Saray var. Yeni Saray neresi? Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'nda sadece erkekler ve devlet bürokrasisi işlerken Eski Saray'da padişahın aslında haremi, yani ev bölgesi. Burada işte annesi var, cariyeleri var ve eski padişahtan genelde kalan işte önceki padişahın cariyeleri ya da sekileri de genelde orada oluyor. Eski sarayda oluyorlar. Ve Hürrem Sultan da bu eski saraya geliyor. Orada. Nadir de olsa işte padişah yeni saraya da gittiği oluyor. Çünkü orası da padişahın kaldığı yer genelde. Oraya da gidebiliyor. Padişah bazen eski saraya geliyor gibi gibi. Ve Hürrem Sultan bir şekilde bütün bu aşamaları geçiyor. İşte Müslüman oluyor. Ondan sonraki adı Şen anlamındaki bir isimdir. Hürrem Şen, kahkahalı anlamında. Hürrem Sultan işte Türkçe öğreniyor ve bir şekilde padişaha ulaşıyor. Padişaha nasıl bir etki yarattığını bilmiyoruz ancak birbirlerine çok aşık oldukları belli. Tam bir aşk hikayesi aslında. 1521 yılında Hürrem Sultan ilk oğlunu doğuruyor. Mehmet'i doğuruyor. Şehzade Mehmet'i doğuruyor. Bu tabii kademe olarak Hasekili'ye yükselmesini sağlıyor. Şimdi Hürrem Sultan'ın burada yaptığı dönüşüm şu. Çok önemli bir dönüşüm var burada. Onu anlatmam gerekiyor. Şimdi Osmanlı'da en önemli şey teamülü kadim. Kadimden ola gelene aykırı iş yapma. O kadim ki başlangıcı bilinmez. Yani kadime uyacaksınız kardeşim. Öyle yeni yeni icatlar başımıza çıkarmayın.
kadim neyse, eski neyse onu riayet edeceğiz. Hürrem Sultan'la Kanuni Sultan Süleyman'ın burada riayet bir olay bakımından eski kadime riayet etmediğini görürüz. Ki bu nedenle de Hürrem Sultan halkın bir kısmı bakımından inanılmaz nefret edilen ama bir kısmının tarafından inanılmaz sevilen bir karakter. Nefreti şundan kaynaklı. Şimdi klasik Osmanlı hanedan bir üreme sistemi vardır. Üreme sistemi vardır. Nasıl bir üreme sistemi bu? Tabi bunu ayrıntılı ayrıntılı çok çok anlatırım ama değişen, yani Orhan Gazi, Osman Gazi döneminde değişen, ondan sonra Fatih'le birlikte değişen bir sistem. Ve Fatih'ten sonra artık başka hanedanlarla evlilik yapılmayacak ve bir çocuk, bir kadından bir çocuk, Haseki'den bir çocuk yapıldıktan sonra o Haseki'den bir daha çocuk yapılması, bir daha çocuk yapılmayacak. Bir erkek doğurdunuz, işiniz bitti. Siz o çocukla ilgileneceksiniz. Çünkü aynı annenin birkaç çocuğu olması büyük problem. Aynı anneden doğan çocuklar büyük problem yarattığı için bu anlamda bir sistem değişiyor. Yani bir sistem geliyor. O da şu işte, cariyeden bir erkek çocuk doğduğu anda bir daha padişahla ilişkisi bitecek. Padişah da başka bir cariyeye geçecek gibi bir sistem. Başka bir hasekiye geçecek. O kanun ilk başlarında böyle oluyor. Biliyorsunuz Mahidevran var ve Mahidevran'dan Şehzade Mustafa doğuyor. Şehzade Mustafa doğduktan sonra Mahidevran oğlunu yetişmek üzere geri çekiliyor. Ki onun ardından da Hürrem Sultan geliyor. Mahidevran tam anlamıyla klasik bir Osmanlı Haseki Sultanı gibi davranıyor. Oğlun için onunla birlikte Manisa'ya gidiyor. Onu yetiştirmeye çalışıyor. Askerleri ve devlet bürokrasisi arasında iyi tutmaya çalışıyor. Bu anlamı tam klasik ve halkın isteyeceği kişi aslında Mahidevran. Hürrem Sultan ise Şehzade Mehmet'i doğurduktan sonra padişahla ilişkisini kesmiyor. Ve Kanuni'yle ilişkilerini yaşamaya devam ediyorlar. Ve hemen ardından 1522'de Mihrimah'ı, ardından Abdullah, onun ardından Selim, onun ardından Bayezid ve en sonunda Cihangir'i doğuruyor. Yani bir çocuk değil, Kanuni'den tam olarak Mehmet, Mihrimah, Abdullah, Bayezid, Selim ve Cihangir. Tam 6 çocukları oluyor. Bu anlamda Kanuni, Teamülü Kadim'in aykırı olarak bir nevi çekirdek aile kuruyor. Burası çok önemli. Bu kadimden ola gelen aykırı iş yapıldığı için halk tarafından bir nefret uyandırılıyor ve Hürrem Sultan cadılıkla cezalandırılıyor. Yani cadı olduğu, işte kanuni büyü yaptığı söyleniyor. Bundan dolayı da halkın inanılmaz bir nefretini kazanıyor. Ki çoğu halk kalkıp da Osmanlı'da bir de şöyle bir şey vardır. Bir padişah asla hata yapmaz. Çevresindekiler ona hata yaptırtır. Bu yüzden de padişahın kellesini isteyemiyorlar. Hemen vezir-i azamdır, vezirdir, defterdardır. Onların kellesini isterler Yeniçerilerde. Bu dönemde halkta inanılmaz derecede bir Hürrem düşmanlığı başlıyor. Yani çünkü bunu bırakması gerekiyor artık. Ardından Hürrem Sultan Cihangir'in doğumunun ardından, tabii Cihangir biraz engelli doğan bir çocuk olduğu için onunla ayrıca ilgilenmesi gerekiyor. Ondan sonra ilişkileri bir daha çocuk doğurmuyor. Yani bir daha hamile kalmıyor. Ve Hürrem Sultan görüyor ki hani durum var. Ne durumu var? Çocuklarının tahta çıkma ihtimali çok zayıf. Neden? Çünkü önce bir Mustafa var. Ve Mustafa Yeniçeriler tarafından da seviliyor. Annesi de bu anlamda onun için çalışıyor. Ve bunu bir şekilde kendi çocuklarını tahta çıkarması lazım. Bayez, yani Mustafa konuyla ilişkileri çok tartışma konusu. Aslında o kadar da kötü olmadığı, dizide gösterilenin aksine o kadar kötü olmadığı falan söyleniyor. Ancak tabii ki de hani bir anne olarak kendi çocuklarının tahta çıkması için çok uğraşıyor. Ki ilk uğraştığı çocuk bu anlamda Mehmet'tir. Şehzade Mustafa şeye gider, Manisa'ya gider Sancak Bey olarak. Ve orada yöneticiliğe başlar. Annesi Mahidevran da gider. Mahidevran Sultan da gider onunla birlikte. Daha ardından işte burada Valide Sultan ölür ki Hürrem Sultan'ın en çok korktuğu kişilerden biridir. Ve tabii ki devrin önemli insanı Pargalı İbrahim Paşa var. Pargalı İbrahim Paşa'nın da Irak Seferi'nden 1534'te ölümünün ardından Kanuni bir anda Hürrem'le ilişkilerini daha da arttırmaya başlıyor. 1536 yılında Hürrem'le Kanuni'nin evlendiği söyleniyor. Şimdi burada tabii anlatılan tevatür ve rivayetler var. Nasıl oluyor diye. Şöyle oluyor aslında.
Hemen söyleyeyim, anlatayım. Hürrem Sultan bir cariye, yani bir köle ve yaptığı iyilikler inanca göre efendisine gidiyor. Yani Kan Sultan Süleyman'a gidiyor. İşte Hürrem Sultan'ın işte ben cehenneme gideceğim, benim yaptığım bütün iyilikler sana gidiyor, işte ben cehenneme gideceğim diye. Kanuni, ah canım eşim, canım bir tanecik sevgilim, sen sakın cehenneme gitme deyip onu azat ediyor ve ardından işte ertesi gün onun yanına çağırdığında Hürrem Sultan diyor ki ben hür bir kadınım, bir köle değilim artık, bana nikah kıymadan dokunamazsın diyor. Ve bunun üzerine işte Şeyhülislam derhal hareme çağrılıyor ve nikah kıydırılıyor. Böyle bir olay var. Tabi bu inanılmaz derecede tartışmalı bir olay. Çünkü halkın nefretini daha da arttıran bir olay. Birinci Bayezid'den beri, aslında daha sonraki padişahlarda da biz nadir de olsa görüyoruz eşlerin, cariyelerin nikah kıyıldığını, ancak Yıldırım Beyazıt'ın o Ankara Savaşı'nda işte eşinin Timur tarafından kaçırılıp işte dansöz olarak oynatıldığına dair o tevatür, ki gerçekliği bilmiyorum böyle bir şey var mı yok mu, ama olduğuna dair inançtan dolayı artık cariyelerin nikah kıyılmadığı söyleniyor. Eşlerine nikah kıyılmadığı söyleniyor. Çünkü cariye, Osmanlı ve İslam hukukuna göre cariyeden doğan çocuk da padişahın, yani kişinin çocuğudur. Böyle bir hukukumuz var. Hukuk var o dönemde, öyle bir hukuk var. Ve Hürrem Sultan'da nikah kıyılıyor. Bu da çok tabii uzun tartışma konu, ama Cakan'la hedef Mustafa'nın tahta çıkması. Bu dönemde Mustafa özellikle Irak Savaşı, Irak Seferi'nden sonra Kanuni onu daha başka yerlere beylerbeyi olarak, yani Sancakbeyi olarak atama, Manisa'dan çekiyor onu ve Amasya'ya gönderiyor. Tabi Osmanlı'da Sancak, yani bölgede en önemli şey şudur. Hani belli bölge, imparatorluk merkeze ne kadar yakınsanız tahta çıkma olasılığınız o kadar artar. Bu anlamda Manisa çok kısa bir sürede, yani İstanbul'a varabildiğiniz için çok önemli bir sancak, ki çoğu hükümdar oradan tahta çıkmıştır. Yavuz hariç, Yavuz Trabzon'dan kalkıp gelip babasını devirdi. Ve Hürrem en büyük oğlu Mehmet'i gönderir buraya. Ancak Mehmet'in gidişinle birlikte tabii Hürrem'in de gitmesi gerekir aslında. Ancak Hürrem ilginç bir şekilde gitmez. İstanbul'da kalır, ki bu da teamülü kadime aykırı bir şey. Ve bu yüzden insanların daha da nefreti artar. Hürrem Sultan bu arada bu nefreti belki biraz azaltmak için İstanbul'da hayır hasenat yapmaya başlar. Bakın bu çok önemli, çünkü tam Avrat Pazarı dediğimiz bölge var. Avrat Pazarı bu Fatih'te bir yer. Yanlış bilmiyorsam Fatih'te olması lazım. Tam köle pazarının orada, yani oraya tam karşısına bir cami yaptırıyor. Daha sonra bir külliyeye dönüştürüyor. Bunun işte içinde medresesi var. Haseki Külliyesi diye geçer. Hala ayakta gidip görebilirsiniz. Korona bittikten sonra tabii. Ve burada bir külliye yaptırıyor. Bu çok önemli. Hem avrat pazarının karşısına, yani köle pazarının karşısına bunu yapması da çok anlamlı bir şey. Ki görebiliyoruz biz, köleden bir külliye yaptıran bir kadına dönüştüğünü görüyoruz burada. Ayrıca tam Ayasofya'nın karşısında kadın ve erkek bölümü olan bir hamam yaptırıyor, ki bu da çok önemli. Nurhan Tosun'un bu konuda da kitabı çıktı. Ona bakabilirsiniz. Son dönemlerde çıkan bir kitabı var. Kendisi merkezine kadar, imparatorluk merkezine, saraya ne kadar yakın yapı varsa oraya bir sürü hayır hasenat yapıyor. Aynı zamanda dini anlamda çok önemli olan Kudüs'e bir imaret yaptırıyor. Burada halkı doyuruyor, halka yemekler çıkartıyor, ki bu konuda da Emi Singer'ın Osmanlı'da Hayırseverlik kitabına bakabilirsiniz. Orada tamamen bu Hürrem Sultan'ın Kudüs'te yaptırdığı aşevlerini inceler. Aynı zamanda Mekke Medine'ye de bir sürü yardım da bulunuyor ve halkın gönlünü hoş tutmaya çalışıyor. Çok eli bol, hani insana yardım etmeye çalışıyor. 1541 yılında Eski Saray dediğimiz, o bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin çevresi olan alanda bir yangın çıkıyor. Büyük bir yangın. Ve Hürrem Sultan bu yangını inanılmaz derecede iyi bir şey için kullanıyor. Kendi açısından. Ne açıdan kullanıyor? Artık sevgili kocasından, sevgili eşinden daha fazla uzak kalmamak adına Eski Saray'ı alıp, yani Eski Saray'da
hayatı onun devam ediyor. Ancak diyor ki yeni sarayda da bir harem yaptım. Yani bugünkü bildiğimiz anlamda harem Mimar Sinan'ın şeyiyle, Mimarbaşı'nın şeyiyle ve Hürrem Sultan tarafından ön ayak olunarak yaptırılıyor. Ki bu da haremin inanılmaz derecede devlet meseleyle işi dışlı olmasına ön ayak oluyor. Ki biz daha sonra bunu Safiye Sultan'da ardından devrim belki de Hürrem, ikinci Hürrem olarak geçen Kösem Sultan'da görüyoruz. Mimar Kösem Sultan'da görüyoruz biz bunu. Bunlar etkili hale geliyor ve artık harem yani yeni sarayda ve devletin tam merkezine yerleşiyor ki Hürrem Sultan İbrahim Pargalı İbrahim Paşa'nın ardından kendi damadı olan Rüstem Paşa'nın yükselmesi için çok fazla uğraşıyor ki Kanuni bir ara onu görevinden azlediyor falan filan ama Rüstem Paşa'yı tekrar geri getirmek istiyor. Çünkü kendi dediğini yapıyor bir anlamda burada. Ancak Mehmet'le birlikte Manisa'ya gitmiyor. O da ayrı bir şey. Kendisi İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da kalmasınlardan 1543'te Manisa'da çıkan bir veba salgını sonucunda Şehzade Mehmet ölüyor. Tabi bu inanılmaz bir derin etki yaratıyor Hürrem'de ve Kanuni'de. Çünkü etkili bir, hani onlar için adaydı büyük ihtimalle. Ölümünün ardından Hürrem Sultan kendi köşesine çekiliyor biraz daha. Hayra senat işlerini ayırıyor. İşte bu dediğim saydığım hayra senatları yapıyor. Kanuni'de uzun süre İstanbul'a uğramayıp Edirne'de yaşıyor. Özellikle Edirne ve civarında avlara gidiyor. Çok fazla av o dönemde var. Ve bir çekiliş var, geri çekiliş var ki burada biz herhangi bir savaş da çok fazla görmüyoruz. Hani kolay kolay savaşa da gitmiyor. Hürrem Sultan bu dönüşümleri yaptırıyor. İki oğlu var. Yani bu devirde artık Cihangir'in zaten tahta çıkması çok mümkün değil. Selim ve Şehzade Bayezid arasında kalıyor. Ardından ikinci Irak seferi sonrasında Şehzade Mustafa'nın ölümü gerçekleşir. Kanuni kendi oğlunu öldürtüyor, idam ettiriyor. İran'la ilişkisi olduğuna dair işte. Dolayı zaten dizide de uzun uzun anlatmışlardı. Ve Şehzade Mustafa öldürülür babası tarafından. Ki ardından çıkan Düzmece Mustafa olayı var. Bunun için de rejim cezası videosuna bakabilirsiniz. Orada anlatmıştım birazcık. Düzmece Mustafa olayının ardından Hürrem için bir rahatlama oluyor. Çünkü kendi çocuklarının ölme ihtimali yok artık. Çünkü biliyorsunuz ki nedir? Klasik Osmanlı hukukuna, yani Teamülü Kadim'den gelene göre bir padişah tahta çıktığı zaman diğer kardeşlerini bir şekilde ortadan kaldırmak zorunda. Ki aslında başlangıçta böyle değil. Osmanlı'nın başlangıcında böyle değil. Tahta çıkma veraset usulü de değişiyor. Tıpkı hanedan üreme politikasına bağlı olarak. Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde baba daha hayattayken kendi çocuklarına en birine tahtı bırakıyor aslında işleri idare etmek için. Ki tıpkı Ertuğrul Gazi, Osman Gazi'yi bıraktığı gibi Osman Gazi de son dönemlerinde taht ve çoğu işi Orhan Gazi'ye devreder. Ancak 1. Murat'tan itibaren bu anlamda değişimler baş göstermeye başlıyor. Kardeş katli yavaş yavaş başlıyor. 2. Murat kendinden küçük iki kardeşinin gözlerini kör ettiriyor ki gözleri kör etme olayı Bizans'ta da var. Bu anlamda çünkü Bizans'ta önce burun kesme cezası var. Yani burnu kesiliyor tahta çıkmaması için. Ancak yanlış hatırlamıyorsam 2. Justinianus burnu kesik olduğu halde tekrar tahta çıktığı için ondan sonra artık gözleri kör etme olaya geliyor. Çünkü görme engelli birinin ya da görmeyen birinin tahta çıkmayacağını biliyorlar. Bu anlamda 2. Murat mesela gözleri kör ettiriyor. Ve Fatih de kendi küçük kardeşinin tahta çıktığında öldürüyor ki kanunnamesine de Fatih kendi kanunnamesine de aslında Cengiz Türk ve Moğol yasalarından gelen bir var olan bir davranışı resmileştiriyor ki Ekzer ulemaya sordum. Kardeş katli taht için vaciptür diyor. Vaciptür diyor. Bu anlamda da tabii Hürrem Sultan'ın en büyük korkusu işte tahta çıktığında kendi çocuklarının ölmesi. Çünkü Hürrem Sultan'ın en büyük korkusu bu. Çünkü tarihi bir şekilde biliyor. Tabii
Kaan'ın asıl korkusu ise çocuklar arasında çıkacak bir savaş. Neden? Kendi babasından bunu, kendi Kaan Üstü'nden sonra hemen tek erkek çocuk olarak tahta çıktı. Belki de Yavuz Sultan Selim diğer çocukları öldürdü, bilemiyoruz ama Kaan Sultan Selim tek erkek çocuk olarak tahta çıkacağı zaten belliydi. Ama Yavuz Sultan Selim, yani kendi babası döneminde kendi tahta çıkma ihtimali çok düşük. Çünkü diğer kardeşleri var, kendinden daha büyük kardeşleri var. Ve kendisi Trabzon'da o dönemde sancak bir önemsiz bir yerde bir şekilde Kırım'a gidiyor, asker topluyor. Trakya'da babasıyla çatışıyor, yeniliyor. Bakın savaşta yeniliyor ancak Yeniçerilerle ilişkisi, onlara toprak vaat etmesi ki biz hep kitaplar işte Yavuz Sultan Selim'in kahramanlığına hayranlık duyan Yeniçeriler onu tahta çıkar diye bir söylem var ama öyle değil. Gayet de Yeniçerilere rüşvet veriyor, size toprak vereceğim diyor. Ki bununla ilgili de bir kitap çıktı, Yavuz'un Kavgası diye, Yapı Kredi yayınlarında, ona da bakabilirsiniz. Ve tahta çıkıyor, babasına, Yeniçeriler babasına isyan ediyor, babasını tahttan indiriyorlar ve yerine Yavuz Sultan Selim tahta çıkıyor. Bu yüzden Kanuni bu olayı biliyor, babasının nasıl neler yaptığını da biliyor ve oğlanın bir taht kavgasına girmesini istemiyor. Ancak gerek Şehzade Mustafa bu konuda, ondan sonra gerek Bayezid çok fazla savaş veriyorlar ve Kanuni bunlara çok sert tepkiler veriyor ki önce Şehzade Mustafa'yı öldürür, idam ettirir. Ardından Hürrem Sultan Bayezid'in tahta çıkmasını ister. Selim'den ziyade Bayezid'i destekler. Ancak Bayezid de maalesef ki tahta çıkamaz. O da babasına karşı isyan hareketine geliştiği gerekçesiyle o da idam edilir. Ancak tabii kendi oğulları arasındaki taht mücadelesini Hürrem görmez. Kanserden büyük ihtimalle sırtına çıkan bir lekeyle başlayan kanserden dolayı ölür, vefat eder. Ancak halk tarafından işte bu yaptırdığı dönüşümlerle yarattığı dönüşümlere çok büyük tepkiler alır. Ancak bir yandan yaptığı hayır esenat işleriyle de inanılmaz derecede halkın sempatisini kazanmıştır. Şimdi eğer Hürrem Sultan yahut haremle ilgili kitaplar okumak istiyorsanız benim size birkaç kitap önerim olacak. Öncelikle bu kitabı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Bulamayabilirsiniz maalesef ki, çok nadire düştüm. Lezzi Piyas'ın Harem-i Hümayun'u. Özellikle ilk bölüm hanedan üreme politikasıdır. Onu uzun uzun anlatır, ayrıntılarıyla görürsünüz. Nasıl güzel, ki bence en güzel yazılmış harem kitabıdır kendisi. İkinci kitap yine Lezzi Sultan'ımın, çok severim kendisini, Hürrem Sultan kitabı. Burada ayrıntılı Hürrem'in hayat hikayesi nasıl olabileceğini, çünkü maalesef hakkında çok belge olmadığı için çok fazla bilgi de yok. Ancak kendi güzel güzel teoriler üretmiştir. Bir de hani isterseniz ilginç bir teori olarak Walter Andrews'un Sevgililer Çağı kitabına bakabilirsiniz. Burada Hürrem, Kanuni ve Pargalı İbrahim üzerinden çok ilginç bir devlet teorisi ortaya atmış. Onu inşallah bir gün merak ederseniz, yöneltirseniz belki bir gün anlatırım. Tabi Hürrem Sultan bu yarattığı dönüşümler nedeniyle halkın çoğu tarafından nefret ediliyor ki kaynakları da böyle geçiyor. Ama dediğim gibi bunların çoğu işte cadılık suçlaması, büyücülük suçlaması döneminde çoğu kadına lanse edilen bir şey. Ama ben şuna inanıyorum, kesinlikle Kanuni Sultan Süleyman tek eşli bir kişiydi. Yani Hürrem'i çok fazla seviyordu. Yazdığı aşk mektuplarından bunu görebiliyorsunuz. Çünkü Hürrem'e aynı zamanda siyaset de danışır. Yani şunu şöyle mi yapayım, bunu böyle mi yapayım diye Çağatay Ulçay'ın Aşk Mektupları kitabında görebilirsiniz. Orada çok güzel hitaplar da vardır kendisine. İşte der ki diyar-ı Rum'um, diyar-ı Acem'im, ondan sonra turuncu nar-ı narencim, celisi halvetim, yatak odamın güneş ışığı diyor kendisine. Ve çok seviyor. Bunu görüp yani Hürrem Sultan'a Kanuni'yi, Kanuni de Hürrem Sultan'ı çok fazla seviyor. Bu dönemde kendilerinin hanedandan ayrı olarak, yani teamülük adına ayrı olarak bir çekirdek aile kurduğunu görürüz. Evli ve çocuklu bir aile kurduğunu görürüz ki hanedan bunu pek önermez. Teamülük adında bunun olmayacağını söyler. Ancak Hürrem Sultan tabii sonuçta oğlu tahta çıktı. İkinci Selim tahta çıktı. Ancak kendi vefatından sonra tahta çıktığı için Hürrem daima da Haseki Sultan olarak kaldı. Valide Sultan değil, Haseki Sultan olarak adlandırılır her zaman. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda farklı konularda
Görüşmek üzere. Lütfen videoya yorum yapmayı unutmayın. Tık tık zili açmayı unutmayın. Merak ettiğiniz başka bir konu varsa Hürrem'le ilgili onu da açabilirim. Şimdi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.